Bu videomuzda Shield'in sürücünün vektör moduna alınması ve vektör moduna alınan sürücünün autotuning işlemini anlatacağız. Bu işlemlere başlamadan önce çalışma modunun PU olarak ayarlandığından emin olmamız gerekmektedir. Evet, çalışma modunu PU olarak ayarladığımız sürücünün çift 0-21 parametresini 2 yaparak basit vektör moduna sürücümüzü ayarlayabiliriz. Daha sonra 5-0-1 parametresinden motorumuzun kilovatını giriyoruz. Şu an bizim bağlı olan motorumuz 0.55 kW'tır. B02 parametresinden motorumuzun kutup sayısını giriyoruz. 4 kutuplu bir motorumuz mevcut. Bu işlemlerden sonra B00 parametresini 1 yaparsak motorumuz dönerek ototunik işlemini gerçekleştirir. Eğer ki eksenin dönmesinde bir mani yoksa 1 ile. Eğer ki eksenin dönmesi mekanik olarak bir sıkıntı oluşturabilecek bir durum mevcutsa 2 yaparak duran halde ototunik işlemi yapabiliriz. Bizim dönmesinde mani olmadığı için 1 olarak ayarlıyoruz. Kaydettikten sonra artık sürücün üzerindeki FVD veya REV tuşlarından herhangi biriyle sürücümüze start verebiliriz. Görüldüğü üzere ototunik işlemi başladı. Ekranda da tun yazısı belirdi. Motorumuz dönmeye başladı. Ototunik işlemini gerçekleştiriyor. Bu işlem sonlandığı zaman bize ototunikin tamamlandığına dair bir uyarı verecek. Evet, ototuningin bittiğine dair T end ekranda belirdi. Artık set tuşuna bir kere basarak işlemi sonlandırabiliriz.